Aşağıdaki sayı diyagramlarının üçü de aynı kurallara göre oluşturulmuştur. Tüm sayı diyagramlarında yer alan karelerin içine pozitif tam sayılar bulunmaktadır. Buna göre üçüncü diyagramda yer alan A ve B sayılarının çarpımı kaçtır demiş. Arkadaşlar nasıl yapılmış? 5 ile 6'yı toplamışız. 6 ile 2'yi toplamışım 8. 8 ile 11'i çarpmışım 88. Kontrol edelim. 4 ile 3'ü topladım 7. 3 ile 7'yi topladım 10. 7 ile 10'u çarptım 70. Şimdi ben şunu diyorum. 9 ile A'yı topladım. Şurası ne olur? 9 artı A olur. Arkadaşlar 9 artı a'lı b'yi çarptığımda 72 çıkacak. Ben burada 72'nin bölenlerini yazmam lazım. Yazalım. Bu durumda 72'nin bölenleri nedir arkadaşlar? 1 çarpı 72. 2 çarpı 36. 3 çarpı 24. 4'e böldüğümde 4 çarpı 18. 5'e bölünmez. 6 çarpı 12. 7'ye bölünmez. 8 çarpı 9. Arkadaşlar şunu da biliyorum. Şimdi buradaki B'yi oluşturmam için şurası B eksi A'dır. Çünkü A ile B eksi lazım ki b çıksın. Bana burada karelerin içine yazan pozitif tam sayılar bulunmaktadır demiş. O zaman şunu biliyorum. A büyük sıfır pozitif bir tam sayı. B eksi A büyük sıfır. Hı, tamam. Şimdi şurası 9 artı A olduğu için arkadaşlar zaten şurasına hiçbir türlü ben 9'dan küçük bir sayı veremem. Çünkü 9'dan küçük verdiğimde mesela 8 verdiğinde a eksi 1 olur ama pozitif tam sayı olması için olamaz. Kesinlikle a pozitif bir tam sayı olduğu için 9 artı a 9'dan daha büyük bir sayı. O zaman ben buraya ne düşünebilirim arkadaşlar? Mecbur şuraları düşünmek zorundayım. O zaman şurayı ihtimali eliyorum. Şimdi 9 artı a'nın 12 olduğunu varsayıyorum. Bu durumda a kaç olur? a eşittir 3 olur. 6, e, 6'dan 3'ü çıkarttığımda şurası 3 olur. Tam benim istediğim gibi burası olabilir. Şimdi 9 artan 18 olduğunu düşünüyorum. A buradan kaç çıktı? 9. Arkadaşlar 4 9'dan çıktı mı? Eksi 5 olur. Ama ben B eksi A'nın büyük 0 olmasını istiyorum. O zaman burası olmaz. Aynı şey bunlara da geçerli. Bunların hiçbiri olmuyor. O zaman A 3 B 6. Bize bunların sayılan çarpımını sormuş. 6 çarpı 3 buradan kaç çıkar arkadaşlar? 18. Doğru cevabımız B şıkkı. Soruda bize arkadaşlar bir işlem verilmiş ve işlemin sonucu kaçtır demiş. 0 tam 10'da 4'ü arkadaşlar. İlk önce karesini alalım. Ben bu ifadeyi 4 bölü 10 olarak düşünüyorum. Karesini aldığında ne çıkar arkadaşlar? 16 bölü 100 çıkar. Ben bunu ondalı sayıya çevirirsem 0 tam yüzde 16. 0 tam 10'da 1'i bakalım. 1 bölü 10 demek. Karesini aldığımda 1 bölü 100 demek. Ben bunu ondalı sayıya çevirirsem 0 tam yüzde 1'dir. Şuraya arkadaşlar 0 tam %16 Buraya da sıfır tam yüzde bir yazabiliriz. Sıfır tam 116 on ile sıfır tam yüzde sekizi topladığımda sıfır tam yüzde yirmi bölü. Paydadaki ifadeleri topladığımda sıfır tam yüzde üç art. Arkadaşlar burada iki kare fark yapıyorum. Ben burada bir tam onda iki eksi sıfır tam onda sekiz bir eksili yazıyorum. Bir de artılı yazıyorum arkadaşlar ve arasına çarpma işareti koyuyorum. İki kare farka. Şimdi 1 tam onda 2'den 0 tam onda 8 çıkardıysam 0 tam onda 4 çarpı. 1 tam onda 2 ile 0 tam onda 8'i topladığımda 2 çıktı. O zaman 0 tam onda 4 çarpı 2 bölü 0 tam yüzde 2. Şimdi arkadaşlar şu ifadeyi yüzde genişletimde virgülden kurtarırım. Bunu da yüzde genişletimde virgülden kurtarırım. O zaman virgülü yok ettim. İkisini yüzde genişletim var Bu durumda 24 bölü 3 çıktı. Bu da kaç demek arkadaşlar? 8. Şimdi şuraya bakıyorum. Arkadaşlar şu ifade 2 bölü 100 demek değil mi? Evet. Yukarı ters şerif çarpılarak gider. Tamam. Şurası 4 bölü 10 demek. Yazalım. 4 bölü 10 çarpı 2 var. Bir de bu ifadeyi ters şerif çarpıyorum. 100 bölü 2 oldu. 2'ler e, birbirini götürdü. Şuradaki 0, şuradaki 0'ı götürdü. 4 10 kaldı. Çarparsam 40. Aradan işlemi varmış toplama. 40 ile 8'i toplarsam 48. Doğru cevabımız D şıkkı. İki satır ve 50 sütundan oluşan aşağıdaki sayı tablosunun birinci ya da ikinci satırından 3 tane sayı seçiliyor ve seçilen bu sayıları A, B, C sayılarıymış. A artı B çarpı C sayısının tablonun birinci satırında yer aldığı biliniyormuş. Arkadaşlar ben şunu biliyorum. Tablonun birinci satır ve ikinci satırına bakalım. Birinci satırdaki tüm hepsi tek. Hmm. O zaman A artı B çarpı C tek bir sayı çıkacak. Arkadaşlar İkiz ifadenin çarpımının tek çıkabilmesi için kesinlikle ikisinin de tek olması gerekiyor. O zaman C tek bir sayı. A artı B tek bir sayı. Tamam. Şimdi ben şuraya yazalım. A artı B tek bir sayı. Ve C de tek bir sayı. Soruda bize hangileri her zaman doğrudur demiş arkadaşlar. A artı B. Şimdi şurası tek. Tek ve tekin toplamı çift. Çift bölü 2 her zaman birinci satırda demiş. Arkadaşlar 4 çift bir sayı düşünelim. 4 düşünelim. 4'ü 2'ye böldüğümde kaç çıkar? 2. Çift çıkabilir. Çift bir sayı düşünelim. 6. 2'ye böldüğümde 3. Tek de olabilir. Yani çift bir sayı 2'ye böldüğümde çifte çıkabilir. Tek de çıkabilir. O yüzden birinci satır veya ikinci satırda bir yorum yapamayız. Bu yüzden bu ifade yanlış. Çünkü bilmiyoruz arkadaşlar. Bize soruda her zaman demiş. A eksi B sayısı tablonun birinci satırındadır demiş. Arkadaşlar ben burada A artı B tekmiş. Tamam ben buraya herhangi bir iki tek sayı alalım mesela. Şurası 5 olsun. Tamam. Bu ifadenin tek çıkabilmesi için toplamların tek olması için B mesela 4 olsa. Çünkü teke çift olması lazım. Ki toplamları tek çıksın. Ya da çifte tek olması gerekiyor ki çiftle teki toplam lazım ki tek çıksın. Şimdi bana e, çıkarma işlemi yapmamı istemiş. Tamam şu kontrol edelim. Tekten çift çıkarsa ne çıkar arkadaşlar? tek çıkar. E tek kaçıncı satırda? Birinci satırda. Şimdi çiften tek çıkartırsam yine cevabım tek çıkar. Bu kaçıncı satır? K ve L birer rakam olmak üzere bize bir çıkarma ifadesi tanımlanmış ve benden K çarpı L'nin çarpımı sormuş. Arkadaşlar ilk önce yazalım. K, L, L eksi 5, 9 K eşittir L, K. Şimdi çözümleyelim arkadaşlar. Şurada nedir? 100 tane K. Artı 11 tane L eksi 590 eksi bir tane K. Eksi burada eksten dolayı koyuyorum arkadaşlar. Dağıtıyorum. Burada 10 tane L bir tane K. Şimdi çözümledim. Bunları toplayalım arkadaşlar. K'yı buraya attım. L'yi de buraya attım. 590'ı diğer tarafa attım. 100 tane K vardı. Bu K eksi K olarak geçer. Burada da eksi K var. O zaman 98 tane K kaldı. Şimdi 10L eksi 10L diye geçer. 11L'den çıkardım. Bir tane L kaldı. Eşittir. Eksi 590 karşıya artı 590 diye geçti. Arkadaşlar bu ifadenin 590 olması için kahvelerin birer rakam olduğunu biliyorum. 98'i 6 ile çarpmam lazım ki 588 çıksın. Bu durumda da buraya 2 kalsın. Çünkü toplanır 590 olacak. Bu durumda L'miz kaç çıktı? 2. Arkadaşlar K'miz 6, L'miz 2. Banas çarpımlarını sormuş. Çarparsam buradan kaç çıkar? 12. Doğru cevabımız A Derya elinde 4, 5, 6, 8 ve 10 kilogramlık ağırlıklardan birer tane ve 1 kilogramlık ağırlıklardan da bir miktar bulunmaktadır. Ayrıca ölçüm yapmak için 2 tane özdeş tartısı varmış. Derya bu 4, 5, 6, 8 ve 10 kilogramlık ağırlıklardan bir kısmını Şekildeki tartılardan soldakinde kalın da sağdakinde tartıyor. Ve sağdaki tartının gösterdiği değer soldaki tartının gösterdiği değerin iki katı olduğunu görmüş. Derya her iki tartında eşit değerler göstermesi için aşağıdaki adımları uygulamış. Şimdi ben şunu biliyorum arkadaşlar. 4'ü 5'i 6'yı 8'i ve 10'u koymuş. Soldaki tartı e, sağdaki tartı soldaki tartının iki katıymış. Şimdi koyduğum değerleri toplayalım. 4, 5, 6, 8 ve 10. Bunları topladığımda buradan kaç çıkar arkadaşlar? 4 ile 6'yı topladım 10. 5 ile 8'i topladım 13. Topladım 23. 10 da vardı 33. Hmm. Şunu biliyorum Şimdi Soldaki tartının ağırlığı x'e x'ken yani sağdaki 2x. Toplamları 3x mi? Evet, kaça eşit? 33'e. Her tarafı 3'e böldüm. X buradan kaç çıktı? 11. Güzel. Şurası 11 kilogram ağırlığı da olacak. Burası 22 olacak. Arkadaşlar 11 olması için mecbur 5 ile 6'yı buraya koyması gerekiyor. Geriye kalan 4, 8 ve onu da sağdakini de tartmış. Sağdaki tartıda bulunan ağırlıklardan en hafif olanı soldaki tartıya aktarmış. En hafif olan 4. Bunu buraya aktarmış. 4'ü karalarım artık buradan. 1 kilogramlık ağırlıklardan bir kısmını kullanarak her iki tartımda eşit değerler göstermesini sağlıyor. Derya ikinci adımda en az kaç tane 1 kilogramlık ağırlık kullanır? Şu an son durumda soldaki tartı tar arkadaşlar toplam Soruda bize bir işlem verilmiş ve işlemin sonucu kaçtır demiş. Arkadaşlar üstlü ifadede çarpma işleminde tabanlar aynıysa üstleri toplanır. Yani 2 üzeri 303 oldu. Artı Yine aynı çarpma işimde tabanlar aynısı üstleri toplarım. Buradan 102, 103 ve 104'ü da 309 oldu. Böyle. Arkadaşlar 4, 252 2 olarak düşünüyorum. 2, üzeri 2 ile 151 çarptığımda 2 üzeri 302 oldu. Artı. Buradaki 4'ü de 2 üzeri 2 olarak düşünüyorum. 2 ile 152 çarptığımda da 2 üzeri 304 oldu. Şimdi arkadaşlar ben burada Payda 2 üzeri 303 parancasını alıyorum. Burada 1 kalır. 309'dan 303'ünü alırsam 300, e, buradan 309'dan 303 çıkarırsam 6 kalır. Yani 2 üzeri 6'sı kaldı. Şu ifade arkadaşlar. 2 üzeri 303 çarpı 2 üzeri 6 olarak düşünüyorum. 303'ü aldığımda 2 üzeri 6 kalır. Böyle. Payda'da da 302 parancasını alalım. Burada 1 kalır. Bu de arkadaşlar. 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 302 olarak düşündüm. 2 üzeri 2 kalır. Şimdi düzenleyelim. 2 üzeri 2 4'tü. Bir daha burası 5. 2 üzeri 6 64. Bir daha 65. Bu durumda 2 üzeri 303 arkadaşlar 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 1 olarak düşündüm. Çarpı 65'im var. Bölü 2 üzeri 302 çarpı 5. Şunlar birbirini götürdü. 65'i 5'e böldüm 13. 13 ile 2'yi çarptım. Buradan kaç çıktı? 26. Doğru cevabımız. ABC birer tam sayı olmak üzere bana bir eşitlik verilmiş ve eşitlik sağlandığına göre A çarpı B çarpı C kaç dedim Arkadaşlar şunu düzenleyelim. 98 nedir? 49 çarpı 2'dir. Yani 7 üzeri 2 çarpı 2. 2 ile 3'ü çarptım. 7 üzeri 6. 2 üzeri 1 ile 3'ü çarptım. 2 üzeri 3. Arkadaşlar şu ifade. 2 bölü 100 diye düşünüyorum. Tamam. Bu da 1 bölü 50 değil mi? Evet. 1 bölü 50'yi arkadaşlar ben 50 üzeri eksi 1. 50'yi de 25 çarpı 2 olarak düşünüyorum. Bu durumda 5 üzeri eksi 2 çarpı 2 üzeri eksi 1. E, üzerinde de eksi 2 var. Şimdi eksi 2 ile eksi 2'yi çarptım. 5 üzeri 4. Eksi 1 ile 2 çarptım. 2 üzeri 2 oldu. Çarp. Şimdi şuraya bakalım. Arkadaşlar 4 kere 1 4. 3 daha 7. 7 bölü 4 var. Üzerine eksi 1 var. Ters çevirdim. 4 bölü 7 oldu. Bu ifadeyi de 2 üzeri 2 7 paydada olduğu için eksi 1 olarak yazıyorum. Eşittir. 2 üzeri a çarpı 5 üzeri b çarpı 7 üzeri c. Bunu bir düzenleyelim. 7 üzeri 6 var. 7 üzeri eksi 1 var. Tabanlar aynı üstleri toplarım. 7 üzeri 5. 2 üzeri 3. 2 üzeri 2 daha. 2 üzeri 5. 2 üzeri 2 daha 2 üzeri 7. Ve burada 5 üzeri 4 var. Bu kaçı eşit? 2 üzeri a çarpı 5 üzeri b çarpı 7 üzeri c. E arkadaşlar buradan da artık a'mız 7. B'miz 4. C'miz de 5. Bize bunların çarpımını sormuş. E ben bunları çarptığımda buradan kaç çıktı arkadaşlar? 140 çıkar. Doğru cevabımız e şık. Aşağıdaki görsel ile A, B ve X pozitif tam sayıları için A sayısının B sayısının bölümünden kalanın X olduğunu belirtmektedir. A, B, B 3 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere aşağıdaki görsel verilmiş. Ve buna göre A artı B'nin toplamı kaçtır? Arkadaşlar A, B, B 3 basamaklı sayısı 9'a bölümünde 5 kalanı vermiş. Hmm. Yani 9'a bölümün kuralı neydi? Rakamların toplamı 9 veya 9'un katıysa kalansız bölünürdü. arkadaşlar o zaman A artı 2B yazabilirim. Çünkü 2 tane B var. Eşittir. 9'un katı artı 5. Tamam. Buna bakalım. 10'a bölünmek kuralı neydi arkadaşlar? Son basamağına bakıyoruz. Son basamak kaçsa kalan oydu. Son basamak 6 olması lazım ki kalanımız 6 çıksın. Bu durumda B'miz buradan kaç çıktı arkadaşlar? 6. Şimdi ben bu denklemde üst tekniğinde B'nin yerine 6 yazıyorum. A artı. 2, 2 çarpı 6 kaçtır arkadaşlar? 12 bir eşittir 9'un katı artı 5. Şimdi bu ifade k'nın yerine 1 koyduğumuzda kaç çıkar şurası? k eşittir 1 için 14 çıkar. E 14 olması için a'nın kaç olması lazım? 2. E ben b'yi de 6 buldum. 2 ile 6'nın toplamı kaç çıktı? 8. Doğru cevabımız c. A ve B birer gerçek sayılmış. Bize A çarpı B'nin çarpımının en çok kaç olacağını sormuş. Ben şunu biliyorum. Kare kökten bu ifade kare kare kök götür ama dışarı mutlak değer a diye çıkar. Eşittir 12 imiş. Şimdi arkadaşlar buradan devam edelim. Eğer a büyük eşit 0 için o zaman mutlak değerler aynen çıkacak. E, aynen çıktı. A, a daha 2a. 2 eşittir 12 ise her tarafı 2'ye böldüm. a buradan kaç çıktı? 6. Tamam. Şurada e, a'nın yerine 6 yazıyorum. 6 eksi mutlak değer içinde b eşittir 2. 2'yi buraya attım. Mutlak değer eksi mutlak değer B'yi buraya attım. 4 eşittir mutlak değer içinde B çıktı. B'miz buradan arkadaşlar ya artı 4'tür ya da eksi 4'tür. Bana A çarpı B'nin en çok kaç alacağını sormuş. E, A'ya 6 bulmuştum. B'yi 4 yi bulmuştum. Alabileceği en büyük değer burada 24. Ama arkadaşlar A büyük 0 için inceledik. Şimdi A küçük 0 için inceleyeceğiz. Şimdi ben şu ifadeye baktım. A küçük 0 olduğunda burası eksi A diye çıkmaz mı? Önüne eksi alır. Evet eşittir 12. E arkadaşlar şurası sıfır olmadı mı? Oldu. Burası zaten birbirini götürdü. Bu durumda buradan bir kök e, A ve B değeri yakalayamayız. O zaman doğru cevabımız D şıkkı 24. ABC 3 basamaklı DE 2 basamaklı doğal sayı olmak üzere arkadaşlar. Eğer böyle içeri doğru ovallik varsa A kare artı B kare artı C kareymiş. Eğer arkadaşlar yoksa dışarı doğru bu şekilde ise kök içinde rakamların karelerinin toplamına 1 ekliyormuşuz. Mesela 343 A kare artı B kare artı C kare gibi düşünüyoruz. 34 çıkıyor. 43'ü de diğer ifade gibi yapmış. Biz aşağıdaki eşitlikte e, KKL 3 basamaklı bir doğal sayı demiş ve k'lerin toplamı sormuş. Arkadaşlar ilk önce bize verilen ifadeye bakalım. Şu şekildeki verilen ifadenin içinde 8, 4, 2 var. Karelerin toplamını alacağım. Tamam. 8'in karesi artı. 4'ün karesi artı. 2'nin karesi. 8'in karesi kaçtır arkadaşlar? 64'tür. 4'ün karesi 16. 2'nin karesi 4. Buradan kaç çıktı arkadaşlar? 64. 16'dan 84. Daha 84 çıktı. Şimdi. Şunu biliyorum. Daha dışarıda bir yuvarlak daha var. Şöyle bir şey yuvarlak daha var. Burası kaç çıktı? 84. Eşittir. K, K, L ye. Tamam. Arkadaşlar. Bu şekilde olduğunda nasıl yapıyorduk? Kök içinde rakamların karelerin toplamını bir ekliyorduk. Tamam. 8'in karesi 64. 4'ün karesi 16 artı 1. Buradan kaç çıktı arkadaşlar? Kök 81. Dışarı kaç diye çıkar? 9. Tamam. Eşittir. Arkadaşlar burasını nasıl yazıyoruz? K, k, k kare artı k kare artı l kare. Bu da 2 tane k kare artı l kare değil mi? Evet. E Ben şunu biliyorum. Burada k, k l arkadaşlar bir 3 basamaklı bir doğal sayıysa o zaman bu rakamlar k kesinlikle birden büyük bir pozitif tam sayı olacak. L arkadaşlar bir üç, e, birler basamlı olduğu için sıfır da olabilir. Şimdi ben bakıyorum bu eşitlik sağlanması için K'nın 2 olması lazım ki 2'nin karesi 4. 2 ile çarptım 8. O zaman arkadaşlar buraya 1 kalır. O zaman L kare 1 ise L'miz kaçtır? 1'dir. E bana K artı 1 kesrin payından 4 çıkarıldığında kesrin yeni değeri 1 bölü 3 olmuş. Arkadaşlar ben şunu biliyorum. Şurada kalalım. Şimdi yeni değeri bir bölü Ben bunu x katını alırsam x bölü üstü olarak düşünebilirim. Tamam. X genişlettim. Şimdi 4 çıkarılmış hali bu. O zaman 4 çıkarılmadan önceki kesirin ilk hali x artı 4 bölü 3 x olması gerekmiyor mu? Evet. İlk hali yazalım. Çünkü 4 çıkarıldıktan sonra x bölü 3 x olması lazım. Tamam. Şimdi hem payından hem paydasından 4 çıkarılsaydı. Şimdi payından 4 çıkartalım x olur. Paydadan 4 çıkartalım. 3x eksi 4 olur. Yeni kesin değeri 1 bölü 2 olacak. Eşittir 1 bölü 2. İçler dışlar yapıyorum. 2 ile x'i çarpıyorum. 2x eşittir. 1 ile 3x eksi 4'ü çarptım. 3x eksi 4. Buradan 2x'i buraya eksi 4'ü buraya attım. 4 eşittir x çıktı. Bize ilk kesin payı ile paydasının toplamını sormuş. x'i 4 bulmuştum. E, i̇lk hali buydu. x'in yerine 4 yazıyorum. 8 bölü 12. Bize payın ve paydasının toplamı sormuş. 8 ile 12'yi toplarsan buradan kaç çıkar? 20. Doğru cevabımız A'şık. Bir x pozitif tam sayısı. Kendisi haricindeki pozitif tam sayı bölenlerinin Toplamı x sayısından büyükse bu sayıya zengin sayı diyoruz. Örneğin 24 sayısı zengin bir sayıdır. Çünkü 24 sayısının kendisi sadece pozitif tam sayı bölenleri toplamı buradan 36 çıkmış ve bize göstermiş. Zengin olmayan sayılar fakir sayılarmış. 20 sayısı zengin sayıdır demiş. 20 sayısının bölenlerine bakalım. 1 çarpı 20. 2 çarpı 10. 3'e bölünmez. 4 çarpı 5. Bitti. Şimdi bizim burada 20 dışındaki diğer sayıları toplayacağım arkadaşlar. 15 daha 15. 1 daha 16. 4 daha 20. 2 daha 22. O zaman bunların toplamı kaç çıktı? 22. O zaman 22 zengin bir sayı. Çünkü 22 büyüktür 20. Tamam. Şimdi diğer sayıya bakalım. Zengin bir sayı demiş. Doğru. 5 faktörel sayısı zengin bir sayı demiş. Arkadaşlar 5 faktörel sayısı. Bu sayı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 değil mi? Evet ben bunları çarptım. Buradan kaç çıktı? 120. O zaman 120'yi inceleyelim. 120. 1 çarpı 120. 2 çarpı 60. 3 çarpı 40. 4 çarpı 30. 5 çarpı 24. 6 çarpı 20. 7'ye bölünmez. 8 çarpı 15. 9'a bölünmez. 10 çarpı 12. Bunlar artık 11'e bölmez. Zaten 12 geldi. Yani. Arkadaşlar şu ifadeleri topladığımızda 120'yi atıyoruz. Zaten 60, 40 daha 100, 30 daha 130. Zaten 120 geçti. Toplamaya dair gerek yok. Bu nasıl bir sayı arkadaşlar? Zengin bir sayı. O zaman ikinci öncülümüz doğru. 70 sayısı fakir sayı demiş. 70 sayısına bakalım. 1 çarpı 70 2 çarpı 35 3'e bölünmez. 4'e bölünmez. 5 çarpı 14. 6'ya bölünmez. 7 çarpı 10. Şimdi toplayalım arkadaşlar. 8'e 9'a bölünmez. Zaten sıra 10'u yazmıştık. 35, 70'i atıyorum buradan. 14, 10, 7, 5, 2 ve 1. Sıfırdan farklı ABC gerçek sayıları için bana bir eşitlik verilmiş ve bana verilen işlemin sonucu sormuş. Ben bunları k eşit dersem a bölü 3 k eşitse a 3 k. B bölü 4 k eşitse b 4 k. Arkadaşlar a artı b artı c'nin toplamı 6 kalması gerekmiyor mu? Evet yazalım a artı b artı c 6 kalması lazım. E, a 3 k, b 4 k bunları topladım 7 k. 6 kalması için k buradan c buradan eksi k çıktı. Bize verilen işleme bakalım. 2 eksi a'nın yerine 3k yazıyorum. b'nin yerine 4k yazıyorum. Çarpı. 2 eksi b'nin yerine 4k yazıyorum. c'nin yerine eksi k yazıyorum arkadaşlar. Şu eksiyi burada artı yapıyorum. Tamam. Şimdi k'ları sadeleştirdim. Buradan işlemimizi yapalım. 4 kere 2 8. 3 çıkarttım. 5 bölü 4 çarpı. Burada 4 kaldı. 2 ile 4'ü topladım. 6. Arkadaşlar buradan 6 ile 5 çarptım 30 paydalı 4 var sağa değiştirirsem 15 bölü 2. Doğru cevabımız E şıkkı. Gamze kartondan düz ince bir şerit üzerinde eş büyüklükte kareler çizmiş. Şerit üzerinde ilk kareden başlayarak birinci kareye 5 kırmızı, ikinci kareye 3 üç mavi, üçüncü kareye 5 kırmızı, dördüncü kareye 3 mavi pul yapıştırmış ve bu şekilde pulların renk dizilim sırasını koruyarak son kareye 3 mavi pul yapıştırmış. Gamze oluşturduğu bu şeridin bir kısmını şekildeki gibi bir A4 kağıdıyla kaplamış. A4 kağıdının altında kalan kırmızı pulların sayısı mavi pulların sayısının 2 katı olduğuna göre şeritte toplam kaç pul vardır demiş. Arkadaşlar ben şunu biliyorum. Şimdi sırada 5 tane kırmızı pul var ve bitişte 5 tane kırmızı pul olacak. Ben bu bitişi buradan dahil etmezsem Tamam. Burada bir örüntü yok mu? Bir kırmızı bir mavi. Bir kırmızı bir mavi. Tamam. Arkadaşlar 5 tane kırmızı var. 3 tane mavi var. 5 tane kırmızı var. 3 tane mavi var. En son dahil etmedim kısımda da şurada beş tane kırmızı var. Tamam. Şimdi şunu biliyorum. Arkadaşlar şurada x tane 5'lik kırmızıdan olsun. O zaman toplam 5 tane kırmızı var. Evet. X tane maviden yok mu o zaman? Çünkü eşit sayıda bir, kır, bir kırmızı bir mavi bir kırmızı bir mavi. E o zaman toplam 3 X tane de mavi toplum var. Pulum var. Tamam. Burada bir tane 5'lik kırmızım yok mu? Var. O zaman buraya artı 5 ekliyorum arkadaşlar. Bana burada kırmızı pullar mavi pulların 2 katı olmuş. O zaman ben mavi pulları 2 ile çarparsam kırmızı pul ne eşit diyebilirim? 6 X eşittir. 5 X artı 5. 5 X'i buraya attım. X eşittir. 5 çıktı. Hmm. Ben buradan şunu biliyorum. Burada x'in yerine 5 koyduğunda toplam burada 15 tane mavi pulum var. x'in yerine 5 koyduğunda 5 kere 5 25 5 daha 30. Toplam 30 tane de kırmızı pulum var. Tamam o zaman benim bu arkadaşlar A4 kağıdının arkasında toplam 45 tane pulum var. Soruda bana toplam pul sayısını sormuş. Şurada 8. 8 daha 10, 16 burada var. Şurada 5, 3 daha 8, 3 daha 11 de burada var. O zaman bizim yapmamız gereken 16, artı 45 artı 11'i toplamak. Ben bunları topladığımda buradan kaç gelir arkadaşlar? 72 çıkar. Doğru cevabımız. Bir şekerleme fabrikasında 4 farklı birimindeki günlük 168, 180, 198 ve 270 adet şekerleme üretilmekte. Ve üretilen bu şekerlemeler her pakete eşit sayıda şeker konularak hiç artmayacak şekilde paketlenmektedir. Tamam. Arkadaşlar bu kelime bize her zaman EBOB'u hatırlatıyor. Tamam. Paketlemeler her birimin kendi paketleme servisinde yapılmakta ve her paketleme servisinde aynı EBOB'lardaki paketler kullanılmaktadır. Bu servislerde günlük yapılan paketleme işlemi sayısı toplamda en az kaçtır demiş. O zaman arkadaşlar bizim burada yapmamız gereken 168, 180, 198 ve 270'in EBOB'unu almak. İlk önce ikiye bölüyorum. 168'i 2'ye böldüğümde 84, 90, 99, 135. Ardından arkadaşlar 135'i 2'ye bölünmeyeceği için 3'e bölüyorum. 99'u 2'ye bölünmüyordu. 3'e böldüm de. Buradan 99'u 3'e böldüm 33. 90'u 3'e böldüm 30. 84'ü 3'e böldüm 28. 135'i 3'e böldüm arkadaşlar 45. Şimdi 28 4 ve 7'ye bölünüyor. 30 5 ve 6'ya bölünüyor. Zaten bunu toplam başka ikisi kendiniz aralığında sadece 2'ye bölünüyor. Bunlar 2'ye bölünmediği için daha fazla bölünmez. O zaman benim buradan ebobum kaç çıktı? 6. Hmm. Arkadaşlar bu ebob nedir? Benim bir paketimde bir, e, bu kadar şeker oluyor. Bana toplam paketlemişimiz sayısı toplamda en az kaçtır demiş. Hmm. Şimdi benim bir paketimde bu kadar oluyor. Tamam 180'i 168'den başlayalım 168'i 6'ya böldüm de. Kaç çıkar? 28. 28 tane paketleme yapıyorum. 180'i 6'ya böldüğümde 30 tane paketim buradan çıkıyor. 198 6'ya böldüğümde 33 tane paketim buradan çıkıyor. 270'i de 6'ya böldüğümde... Taş, kömür, petrol ve doğalgazdan elde edilen enerji ile ilgili araştırma sonuçları aşağıda verilmiş. 3 ton taş kömürden elde edilen enerji 1650 litre petrolden elde edilmektedir. Şöyle yazalım. 3 ton kömür eşittir 1650 litre petrol. 90 metreküp doğal gazdan elde edilen enerji 90 metre küp doğal enerji 75 litre petrole eşitmiş. Buna göre 1 ton taş kömür ile elde edilen enerji kaç metreküp doğalgaz ile elde edilir? Arkadaşlar bizim burada yapmamız gereken 1 ton taş kömür olacak. Şimdi ben 3 ton kömürün 1600 litre petrole eşit olduğunu biliyorum. O zaman 1 ton kömür ne kadar da desem doğru anı değil mi? Bu azalırken litre de azalacak. O zaman işler dışlar. Bu durumda. 1 çarpı 1650 bölü 3 bana buradan x'i verir. ben burada 1650'yi 3'e böldüm de kaç çıkar arkadaşlar? 550 çıkar. Hmm. O zaman 550 litre petrole eşitmiş. Şimdi ben şunu biliyorum arkadaşlar. 90 metreküp gaz 75 litre petrole eşit. O zaman 550 litre petrol kaç eşittir diyorum. Petrol arttığı için gaz da artar arkadaşlar. Doğru orantı içler dışlar yapıyor. Buradan 90 çarpı 550 bölü 75 bana buradan x'i verir. E 90 ile 550 çarptığımda arkadaşlar 49.500 çıkar. Ben bunu 70 Aşağıdaki tüm şekiller birim küplerden oluşturulmuş ve bazı birim küpler kırmızıya boyanmış. Şekil 1'deki blokta bulunan kırmızı küp sayısının beyaz küp sayısının oranı A'mış. Burada kalalım arkadaşlar. A'yı bulalım ilk önce. Kırmızı küp sayısının beyaz küp sayısına. 1, 2, 3, 4 tane kırmızı küpüm varken toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane de beyaz küpüm var. Sadeleştirirsem 4'e böldüğümde 1 bölü 2 çıktı. Şekil 2'deki blokta bulunan kırmızı küp sayısının beyaz küp sayısının oranı. Şimdi B bakalım. Toplam 6 tane kırmızı küpüm var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane de beyaz küpüm var. 3'e böldüğümde de buradan kaç çıktı arkadaşlar? 2 bölü 3 çıktı. Şekil 3'teki beyaz bulunan kırmızı küp sayısının beyaz küp oranı C'miş. Toplam 4 tane kırmızı küpüm var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane de beyazım var. Bu da sadeleşmez arkadaşlar. A artı B eşittir C olması için şekil 3'teki küplerden kaç tanesi daha kırmızıya boyanmalıdır demiş. Şimdi A artı B ilk önce ben A ile B'yi toplayalım. 1 bölü 2 artı 2 bölü 3. Şu ifade 3 ile, şu ifade 2 ile genişletelim. Paydını aynı yapıyorum? 2 bölü 6 artı 2, 2, 3 ile genişlettiğimde 3 kere bir 3, 3 kere 2 6, 2 ile genişlettimde 4 bölü 6. Toplarsam 7 bölü 6. Hmm. Yani benim burada C'de arkadaşlar 7 bölü 6 olması gerekiyor. Ama benim 4 bölü 9. Arkadaşlar ben buradan 3 tane beyaz küpten kırmızıya getirsem 3 artar kırmızı. Beyaz küpün 3'ünü kırmızıya boyadığım için beyaz küp sayısını 3 azaltmaz mıyız? Evet bu durumda 4 ile 2 topladım. 7, 9'dan 3 çıkarttım. 6 tam benim istediğim olur. O zaman olay 3 tane kırmızıya boyarsam çözülür. Doğru. Soruda bana A ve B kümeleri verilmiş ve A K'nın alt kümesi, K de B'nin alt kümesi olacak biçimde. Alt elemanlı bir K eleman kümesi yazılıyormuş ve aşağıdaki de hangisi K kümesinin bir alt kümesi olamaz demiş. Arkadaşlar ben şunu biliyorum. K kümesinde bir kere kesinlikle A bunu alt kümesi olduğu için 1, 2, 3 ve 4 olacak. Ve burada iki tane elemanı var arkadaşlar. Ve bu iki eleman için arkadaşlar şuradan hemen 1, 2, 3, 4'ü e atalım. 0, 5, 6, 7. Bunlardan ikisi olacak. Tamam. Ama arkadaşlar şimdi D şıkkına baktığımızda 5, 6, 7. Şimdi ben buraya 5, 6, 7, 0, 5, 6, 7'den sadece ikisini koyacağım. E, buraya, burada 3 renesini koymuş şekilde alt kümesi olabilir mi? Olmaz. O zaman doğru cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Şimdi A şıkkına baktığımda 1, 2, 3. 1, 2, 3 zaten kümemde var. 0, 2, 4, 6. Buraya 6 yazdığımda kümemde var. Olur. 0, 7. 0 ve 7 yazsam Üstten 0 ve 7'yi seçersem ikisini seçebilirim. Olur. E şıkkına baktığında 1, 2, 3 var zaten kümemde. Buradan üstten 6 ve 7'yi seçsem olur. Ama D şıkkı olmaz. Doğru cevabımız D şıkkı. Bir belediye tarafından yol yapım ihalesi açılmış ve ihaleye yalnızca ABC firmaları katılmıştır. İhalede firmalardan yol yapımı için kilometre başına yapım ücretleri teklif etmelerini istemiş ve ihale kurallarına göre en düşük teklifi veren firma ihaleyi kazanacaktır. Her firmanın farklı fiyat teklif ettiği ihalede kilometre başına yapım ücreti olarak A firması tarafından X artı 4000 TL, B firması tarafından 3X artı 1000 TL, C firması ise 15000 eksi 4 isteğiyle vermiş. İhaleyi A firması kazandığına göre ihalede en yüksek teklifi C firması verdiğine göre aşağıdaki hangisi doğrudur? Şimdi ben şunu biliyorum. İhaleyi A kazandığına göre en düşük teklifi A vermiş. Sonra B vermiş. Çünkü en yüksek fiyatı C vermiş. Tamam. A'ya bakıyorum. A ne arkadaşlar? X artı 4000 TL. Küçüktür B'den. Yani 3X artı 1000 arkadaşlar. Şunu çözelim. X'i buraya attım. 1000'i buraya attım. Buradan 3000. Küçüktür 2X çıktı. Her tarafı 2'ye böldüm. 1500 küçüktür X çıktı. Güzel. Şimdi ben şunu biliyorum. B küçüktür C. Tamam B yazalım. 3x artı 1000 küçüktür. C'nin arkadaşlar 15000 eksi 4x'miş. Bunu çözelim. Eksi 4x buraya artı 4x olarak geçer. 3x de vardı 7x. 1000 eksi 1000 diye geçer. 14000 kaldı. Her tarafı 7'ye böldüm. X küçüktür. 2000 çıktı. Arkadaşlar bunları beraber yazarsam. A ve B birer gerçek sayı ve i kare eşittir eksi 1 olmak üzere. Bana bu ifadenin gösterimi A artı B karmış sayısını ifade ediyormuş. Ve bana verilen ifadenin aşağıdaki aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar şu ifade 2 artı 4 i mi? Şu ifade 1 eksi i. Şu ifade 2 artı 4 i. Şu ifade 1 artı 2. Payda çarpma payda da toplama yapıyoruz. Tamam ilk önce hemen toplamayı yapabiliriz. İki, real kısımları kendi aralarında topluyorum. 2 ile 1'i topladım. 3. 4 i ile 2'yi topladım. 6 i. Arkadaşlar 2 artı 4 i ile 1 eksi i'yi çarpıyorum. Sırayla ilk önce 2'yi dağıtıyorum. 2 eksi 2. 4 i'yi dağıtıyorum. Artı 4 i. 4 i ile eksi i'yi çarptığımda eksi 4 i kare çıktı. Arkadaşlar i kare eksi 1 Ben burada i kare yerine eksi 1 yazdığımda şurası artı i olur. Bu durumda 2 ile 4'ü topladım 6. 4 ile eksi 2'yi topladım. Da, da 2 bölü 3 artı 6'ya çıktı. Arkadaşlar şimdi paydanın eşleriyle çarpıyorum. Yani 3 eksi 6 ile bu kesri genişletiyorum. Burada 3 eksi 6 ile 6 artı 2'yi çarpıyorum. Payı çarpıyorum. 3 ile 6'yı çarptım. 18. 3 ile artı 2'yi çarptım. 6'yı. Eksi 6 ile 6'yı çarptım. Eksi 36'yı. Eksi 6 ile artı 2'yi çarptım. Eksi 12 i kare. i kareden dolayı eksiliği gitti. Artı 12. Arkadaşlar 3 ile 3'ü çarptım. 9. 6 ile 6'yı çarptım. 30. Eksi 6 ile artı 6'yı çarptım. Eksi 36 i kare. O da artı 36'dır. Bu durumda bizim paydamız buradan ne çıktı arkadaşlar? 45 çıktı. Payımıza bakalım. 18, 12 daha 30. 30. 6'yı'den 36'yı çıkartırsam eksi 30 yı. Pay kısmının 15 parantezine alıyorum. Bu durumda 2 eksi 2'ye çıktı. Payda da 15 çarpı 3 olarak düşünüyorum. 15'e er sadeleşti. O zaman doğru cevabımız 2 eksi 2 bölü 3. Doğru cevap. Suat 7 tane eş küpü aşağıdaki gibi yan yana dizerek bu küpleri birden 7'ye kadar numaralandırmış. Suat Şekillik adımlarda görüldüğü gibi bu dizilimdeki küplerden her adımda solda iki tanesini birbirinden ayırmadan ve yönünü değiştirmeden sağa aktırarak yeni dizinleri oluşturmuş. Şimdi bakıyoruz birinci adımda arkadaşlar 1 ve 2 ilk önce 1'i sonra 2'ye atmış. 3 ve 4'ten başlamış. Ardından ikinci adımda ilk önce 3'ü sonra 4'ü atmış sağ tarafa. Bu şekilde devam etmiş. Suat bu dizimleri 75. adıma kadar devam ettirdiğine göre 75. adımın sonunda oluşan en solunda ve en sağında bulunan küplerde yazan sayıların toplamı sormuş. Arkadaşlar şunu biliyorum. Şimdi birinci adımda ilk başta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Birinci adımı zaten bize vermiş. 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2. İkinci adımda 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar bizim burada ne zaman tekrar etti onu bulmamız lazım. Üçüncü adıma bakalım. Şimdi 5 ve 6'yı karşıya attım. 7'den başlıyorum. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ardından 7 ve 1'i karşıya attı arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. 5. adımda 2 ve 3'ü karşıya attı arkadaşlar. 4'ten başlıyorum. 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Ardından 6. adımda arkadaşlar 4 ve 5'i karşıya attı. 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5. Ardından 7. adımda 6 ve 7'yi karşıya attı arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. adımda 1 ve 2'yi karşıya attı. 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2. Bakın 1. adımda 8. adım aynı. O zaman arkadaşlar şunu biliyorum. 7 adımda bir tekrar ediyor. Bana 70. adımı sonunu soruyor. O zaman 75'i buradan 7'ye bölüyorum. 10 defa var. Kalana bakıyorum 5. Yani 5. adıma gidiyorum arkadaşlar. Beşinci adım benim için geçerli adım. En solda 4, en sağda 3 var. Arkadaşlar Bir sivil toplum kuruluşunu yapmış olduğu israf raporu aşağıda verilmiş. Ülkemize her yıl üretilen gıda maddelerinin %30'unun tüketilmeden çöpe gittiği görülmüş. Yıl içinde yapılan israfın yarısı önlenebilirse 6 milyon ihtiyaç sahibi vatandaşın 4 aylık gıda ihtiyacı karşılanmış olur demiş. Bu sivil toplum kuruluşunun raporuna göre ülkemizde yıl içinde gıda israfının tamamı önlenebilirse kaç milyon ihtiyaç sahibinin 1 yıllık gıda ihtiyacı karşılanmış olur. Arkadaşlar ben şunu biliyorum. Şimdi bizim bize verilen raporda 6 milyon ihtiyaç sahibinin 4 aylık gıdasını karşılanıyormuş İsraf. Şimdi bana bunu soruda bir yıllık sormuş. Bir yıl 12 ay değil mi? Evet o zaman ben bunu 12 aylık düşünürsem arkadaşlar. Kaç milyon ihtiyaç sahibinin karşılar onu bulalım. Arkadaşlar şimdi bizim israftaki gıdamız belli. Gıdamızın 4 aylıktan 12 aylığa çıkmış. Artarken buradaki ifademiz karşılama miktarı azalması lazım. E biri artarken biri azalıyor. O zaman bu nasıl orantı arkadaşlar? Ters orantı. Şimdi ben şunu biliyorum. Ters orantıda şu şekilde arkadaşlar çarp yapıyorduk. 6 ile 4'ü çarparım. 24 eşittir. 12 çarpı x. Her tarafı 12'ye böldüğümde x buradan kaç çıktı? 2. Yani arkadaşlar 1 yıllık 12 aylık çünkü 1 yıl demek. 1 yıllık 2 milyon vatandaşın ihtiyacını karşılıyormuş. Bana soruda israfın tamamı ödenirse demiş. Arkadaşlar bize şurada raporda ne demişti? İsrafın yarısı. Hmm. Arkadaşlar yarısında 2 milyonsa tamamında 4 milyondur. O zaman doğru cevabımız B şıkkı 4. A kentinden B kentine saatte V1 kilometre hızla gidip B kentinden hiç zaman kaybetmeden A kentine saatte V2 kilometre hızla geri dönen bir aracın yol boyunca saatteki ortalama hızını arkadaşlar 2 bölü 1 bölü V1 artı 1 bölü 2, V2 bağıntısıyla bulunuyor. Şöyle yapalım. Şu A, şu B. A'dan V1 ile gidiyor, V2 ile geri dönüyor. Ortalama hızımız bu. Tamam. Kazım, A kentinden B kentine saatte 40 km hızla gidip hiç beklemeden saatte 60 km hızla A kentine geri dönmüş. A, B. Kazım 40 ile gitmiş, 60 ile beklemeden geri dönmüş. Kazım yazalım yanına. Tayfun A kentinden B kentine saatte 30 km hızla gidip hiç beklemeden belli bir sabit hızla A kentine geri dönmüş. Şimdi A, B. Kim bu? Tayfun. Tayfun'un arkadaşlar 30 ile gittiğini biliyorum ama karşıya geri döndüğünü bilmiyorum. Tamam. Kazım ile Tayfun'un bu gidiş ve dönüşteki saatteki ortalama hızları eşit olduğuna göre Tayfun B kentinden A kentine saatte kaç kilometre hızla gitmiştir demiş. Arkadaşlar buradaki x hızla gitmiş olsun. İlk önce ben burada Kazım'ın ortalama hızından bağıntısından zaten bana soruda vermiş ortalama hızını bulacağım. Şimdi ortalama hızı nasıl buluyormuşuz arkadaşlar? 2 bölü. 1 bölü gidişimiz 40. Dönüşümüz 60. E bunlar 120 eşitlenir. Şu ifade 3 ile şu ifade 2 ile genişletiyorum. Bu durumda 2 bölü 3 ile genişlettim. 3 bölü 120. 2 bölü 120. 5 bölü 120 yapar. Sadeleştirdim 24. Ters çevir çarptığımda buradan kaç çıktı? 48. kim? Kazım'ın Arkadaşlar Kazım hızı ile Tayfun birbirine eşitmiş. O zaman 48 eşittir. 2 bölü. 1 bölü 30 artı 1 bölü x arkadaşlar. Şimdi ben şunu biliyorum. Bu ifadenin 48 eşittir. Bu ifadenin 2 bölü bir ifadenin 48 çıkması için şurasının kesinlikle 1 bölü 24 çıkması gerekiyor ki ters çevirdiğimizde 24 ile 2'yi çarpayım 48. Güzel. O zaman 1 bölü 30 artı 1 bölü x kaça eşitmiş? 1 bölü 24. O zaman 1 bölü arkadaşlar buradan 30'u karşı atayım. Tamam. 1 bölü x eşittir 1 bölü 24 eksi 1 bölü 30. Arkadaşlar bu ifadeler 120'de denir. Ben bu ifadeyi 120 olması için 5 ile şu ifadeyi 4 ile çarpayım. Bu durumda 5 bölü 120 eksi 4 bölü 120 1 bölü x'e eşit. 5'ten 4 çıkardık. 1, 1 bölü 120 eşittir. 1 bölü x. x'in buradan kaç çıktı? 120. Richter ölçeğinde bir depremi şiddetindeki her bir bölümlük artış depremi yıkıcılığını 32 kat artması anlamına gelir. Örneğin 5 şiddetindeki bir depremin yıkıcılık gücü 4 şiddetinde bir depremin yıkıcılık gücünün 32 katıymış. İki farklı deprem ölçeğinde Richter ölçeğine göre 4 şiddetindeki bir deprem Hansen ölçeğinde 26 şiddetine, Richter ölçeğinde 10 şiddetindeki bir deprem Hansen ölçeğinin 65 şiddetine karşılık geliyormuş. Richter ölçeğinde ölçülen 5 şiddetindeki bir depremin yıkıcılık gücü 8 üzeri 5 kat kadar yıkıcı gücü olan başka bir depremin her sene üstündeki şiddeti Şimdi 8 üzeri 5'i inceleyelim. 8 yerine 2 üzeri 3 yazabilirim. Üzerinde 5 var. Burada 2 üzeri 15 katı kadar yıkıcılık gücü farklı bir ifadeyi sormuş. Şimdi her seferinde 32 yani 2 üzeri 5 kat artıyordu. Tamam. Arkadaşlar 2 üzeri 5'in kesinlikle 3. katını almam kuvvetini almam lazım ki buradan 2 üzeri 15 elde edeyim. Ya benim şiddetim zaten 5'te. O zaman 3 şiddet daha arttırmam lazım. O zaman benim 8. E, şiddetinde bir deprem olması lazım ki arkadaşlar 200 üzeri 15 yani üzeri 5 katı kadar yıkıcılık gücü olsun. Tamam. Şimdi bana bu aslında 8 gücünün her ölçeğindeki ifadesini sormuş. Şiddetini sormuş. Arkadaşlar burada 4'ten 10'a 6 artarken her ölçeğinde 26'dan 65'e 39 artmış. 6 hmm. Rich açarken her sende 39 artmış. Ben 8 var. O zaman 4'ün 8 olması için kaç artmış olması lazım? 4 artması için kaç artar diyorum. Doğru ram sorusu arkadaşlar. İşler dışlar. 4 çarpı 39 bölü 6 bana buradan x'i verir. 2'ye böldüm. 3. 2'ye böldüm. 2. 39'u 3'e böldüm. 13. 13 ile 2'yi çarptım 26. Hmm, 26 artacak. Arkadaşlar 26'ın üstüne 26 ekleyeceğim. 26 artı 26. O zaman her sene içinde kaç olur? E Soruda bana bir ifade verilmiş ve sadeleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar ben bu ifadeleri AB parantezine alırsam A artı 3B bölü paydadaki ifadeler arkadaşlar şu 6B kareyi 3B'ye 2B diye ayırayım. Çarpımları eksi toplamları artı olmasın. Şurası artı şurası eksi olması lazım. Bu durumda. A A'ya A, A diye ayırdım. A artı 3B A eksi 2B oldu. Şu arkadaşlar bölü ya. Ters çevirip çarpıyorum. Yani A eksi 2B bölü A oldu. Şimdi arkadaşlar A artı 3B'ler birbirini götürdü. A eksi 2B'ler birbirini götürdü. Payda a çarpı b kaldı, payda da a var. Bunlar da birbirini götürdü. Buradan doğru cevabımız b, yani doğru cevabımız c şık. Şekildeki karton bardaklardan 50 tanesi iç içe geçirilerek şeffaf paketlere, daha sonra bu şeffaf paketlerden 20 tanesi bir kolye konulmaktadır. Şekil 2'deki su dolu damacanalar şekil 3'te bulunan sebile takılarak su alma işlemi aşağıdaki kurala göre yapılmaktadır. Sadece şekil 1'deki karton bardakların kullanarak su alınmaktaymış. Tamam. Karton bardakların 5 bölü 7'si doldurularak kullanılmaktadır. Güzel. Şimdi benim karton bardağım 175 mm. Bunun 5 bölü 7'sini kullanacağım. O zaman 175 çarpı 5 bölü 7 diyorum arkadaşlar. 175'i e 7'ye böldüm 25. 25'i de 5'e çarptım. Kaç çıktı? 125 milim. O zaman benim bir bardağım 125 milim doldurulacak. Tam, Doldurulacak yazalım. Sepilin içindeki su bitmeden yeni damacana takılmamaktadır. Tamam. Şekil 2'deki damacanalardan. 3 tanesi tamamen kullanıldığında başlangıçta tamamen dolu olan bardak kolisinin yüzde kaçı kullanılmış olur? Hmm. 3 tane damacana kullanacağım. Arkadaşlar bir damacana 19 litre. O zaman 19 çarpı 3 toplam 57 litre. Benim suyum var. Tamam. Arkadaşlar benim bardaklarım mililitre olduğu için 1 litreyi mililitreye çeviririm. Elimde 57 litre var. 3 tane sıfır ekliyormuşum. O zaman buradan 57 bin mililitre var. Elimde su. Tamam. Arkadaşlar benim bir bardağım 125 milim alıyor. O zaman ben burada 57 bine bir bardağım 125 milim su aldığı için 125'e bölersem toplam 450 tane 56 tane bardak harcarım. Harcanır. Tamam. Şimdi benim bir kolimde ne kadar bardak var ilk önce bunu bulalım. Bize başta bu sorunun şu bilgisinde vermişti. Şimdi karton bardaklardan 50 tanesi iç içe geçtikleri şeffaf paketleri daha sonra bu şeffaf paketlerin 20 tanesi bir koliye konulacaktır. Yani 50 çarpı 20. Toplam 1000 tane varmış. Bir kolide. Tamam. Ben 456 bardak kullanıyorum. Bana tamamen dolu olan bardak kolisini yüzde kaçı kullanılmış olur soruyor. Zaten kullanılı sormuş. O zaman 456 tanesini kullanıyorum. 1000 tanesinde bana yüzdesini sorduğu için arkadaşlar yüzde de çarpıyorum. Ve buradan 2 sıfır attım. Virgülü buradan kaydırdım. Kaç çıktı arkadaşlar? Bir virgül kaydırınca 45 tam 10'da 6. Bu tabii yüzde arkadaşlar. Doğru cevabımız. Atölyesinde takı üreten bir usta bir haftanın ilk 4 gününde her gün bir önceki güne göre iki fazla takı üretimi yapmıştır. Usta aynı haftanın son günü gününde ise her gün bir önceki güne göre 4 fazla takı üretimi yapmıştır. Burada kalalım. Şimdi haftanın 7 günü var arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam. Şunu biliyorum. Bir haftanın ilk 4 günü her gün bir önceki günü 2 fazla takı üretiyor. Birinci gün x yaparsa x artı 2. x artı 4. x artı 6. Aynı haftanın sonuç gününde ise her gün bir önceki güne göre 4 fazla takım üretim yapmış. E, X artı 4'tü. 4 eklersen X artı 10. 4 eklersen X artı 14. 4. eklersem eklersen X artı 18 olur. Bu usta bir hafta boyunca ürettiği toplam takım miktarının %25'ini ilk 3 günde ürettiğine göre son gün ürettiği takım sayısı kaçtır? İlk 3 biz bunları toplayalım. Ben bunları topladım da arkadaşlar toplam 7 tane X var zaten. 7 X yazdım. Ardından 2, 4, 6, 10, 14, 18'i topladım da. 54 da buradan geliyor. O zaman 7x artı 54 tane takı. Şimdi bana soruda da %25'ini ilk 3 günde üretmiş. Arkadaşlar bu ifade yani 7x artı 54'ü %25 demek. 25 bölü 100 demek. 25'e sadeleştirdiğinde 1 bölü 4 demek. Çarpı 1 bölü 4'ü neye eşitmiş arkadaşlar? İlk 3 gün şu 3 ifadenin toplamına. E, 3x artı 6 demek değil mi? Evet eşittir. 3x artı 6. Arkadaşlar burada 4'ü karşı çarpı durumunda getiriyorum. Tamam. Bu durumda 7x artı 54 eşittir. 4'ü dağıtımda 12x artı 24. 7x'i buraya attım arkadaşlar. 24'ü buraya attım. Buradan 30 eşittir 5 tane x. Her tarafı 5'e böldüm. Gitsin buradan kaç çıktı? 6. Soru da bana son gün ürettiği takı sayısını sormuş. Arkadaşlar soruda bize f fonksiyonu verilmiş. Tanım aralığı sıfırdan sonsuza kadar reel sayılar olmak üzere bana fx fonksiyonu vermiş. Ve fx fonksiyonun tersinde 4 koyduğumuzda 1 çıktığını söylemiş. Ve bize verilen ifadenin Eşitliği aşağıdaki hangisidir? Arkadaşlar ben bu fonksiyonda tersini bir daha alırsam bu durumda f fonksiyonun tersini tersi kendisidir. Bu durumda f1 eşittir 4 demek değil mi? Evet. O zaman arkadaşlar şurasının 1 olmasını istiyorum. Bu durumda x eşittir 1 için dersem f1 eşittir x'in yerine 1 koydum. 1 artı 1 çarpı a a artı 2. Burası kaça eşit? 4'e. 3 artı a eşittir 4 ise a'mız buradan kaç çıktı? 1 çıktı. Bu durumda artık f fonksiyonunu düzeltebilirim. fx eşittir. A'nın yerine 1 yazıyorum. x kare artı x artı 2. Soruda baktığında bana 1 eksi x demiş. Şuraya 1 eksi x yazmamı istemiş. Yazalım arkadaşlar. f 1 eksi x eşittir. 1 eksi x'in karesi artı 1 eksi x artı 2. 1 eksi x'in karesini alalım. 1 eksi 2 x artı x kare artı 1 eksi x artı 2 düzenlersem x kare eksi 2x eksi x daha eksi 3x 1 1 daha 2 2 daha 4 bu ne arkadaşlar f 1 eksi x fx'i biliyorum arkadaşlar ama fx'i arkadaşlar önüne eksili koyulacak şekilde yazacağız yani şimdi yazalım x kare eksi 3x artı 4 bunu bulmuştuk eksi fx'i yazıyorum arkadaşlar x kare artı x artı 2. Burada eksiği parantezin içine dağıtıyorum. Yani her bir işaretini değiştireceğim. Parantezin içindekileri. Bu durumda eksi x kare eksi x eksi 2. x kareden x kare çıkarttım. 0. Eksi 3 x eksi x daha eksi 4 x. Artı 4 ten 2 çıkarttım. Artı 2. Bu durumda arkadaşlar doğru cevabımız. Şekil 1'de beyaz kutulardan yalnızca 3 tanesinin içine yıldız yapıştırılarak bir desen oluşturulacak. Oluşturulacak desende yatay ya da düşeyde doğrultuda beyaz kutulardan en çok 2 tanesine yıldız yapıştırılabilirmiş. Örnek bir desen şekil 2'de verilmiş. 2 tane düşeyde, 1 tane yatayda yapıştırmış. Şekil 1'de görselde kaç farklı desen elde edebiliriz? Arkadaşlar böyle sorularda ilk önce ikisinde de kesiştiği için yıldızı ben buraya yapıştırıyorum. Tamam. Ben şimdi düşeyde ya da yatayda Maksimum en çok iki tane olduğu için birini yıldızı buraya yapıştırırsam düşeye bir tane hakkım var. Yataya bir tane hakkım var. Tamam. Düşeye de bakıyorum. 1, 2, üç dört tane noktam var. Dördünden birine yerleştirdim. Yatayda 1, 2, 3, dört tane yerim var. Dördünden birine yerleştirdim. Artı. Şimdi arkadaşlar yıldızı artık ortaya koyamayız. Ben hatta orta yıldızı koyamayacağım için arkadaşlar orta tarafı artık kapayabilirim. Orasını maviye boyayayım. Artık buraya yıldız yapıştıramam. Çünkü buraya yıldız yapışma durumunu inceledim. Şimdi arkadaşlar toplam 3 tane yıldız yapıştıracağım. Bunların 2 tanesi düşeyde olsun diyorum. Bir tanesi yatayda olsun. Şimdi 4 tane noktam var. 4'ün 2 tanesine yıldız yapıştıracağım. Yatayda 4 tane noktam var. Birine yıldız yapıştıracağım. Ya da 2 tane yatayda olsun bir tanesi düşeyde olsun. Şimdi şeyde benim 4 noktam var. Birini yıldız yapıştıracağım. Yatayda 4 noktam var. İkisini yıldız yapıştıracağım. Bu benim tüm durumum. 4'ün birisi 4. 4'ün birisi 4. 4'ün ikilisi 6. 4'ün birisi 4. 4'ün birisi 4. 4'ün ikilisi 6. Şimdi bulalım arkadaşlar. 4 çarpı 4 16. 4 çarpı 6 24. 4 çarpı 6 24. Bu üç ifadeyi topladığımda buradan kaç çıktı? 64. Doğru cevabımız C. Eşit. 12 cm uzundaki düz bir çubuk uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olacak biçimde rastgele 3 parça ayrılıyor. Bu parçalardan ikisinin eşit uzunlukta, üçüncü ise bunlardan farklı olduğu biliniyormuş. Bu üç parça arasından eşit uzunlukta olan parçaların toplam uzunluğunun diğer parçanın uzunluğundan fazla olma olasılığını sormuş. Olasılık deyince aklımıza ne gelecek arkadaşlar? İstenen bölü tüm. Şimdi iki parça birbirine eşit olacak ve bunlar tam sayı. Bunlar nasıl olabilir arkadaşlar? Durumları yazalım. 1, 1, 2. 12'den 2 çıkarttım 10. 1, 1, 10 diye bölebilirim. 2, 2, 4. 12'den 4 çıkarttım 8. 3, 3, 6. 12'den 6 çıkarttım 6. 4, 4, 8. 12'den 8 çıkartırım 4. 5, 5, 10. 12'den 10 çıkartırım 2. 6, 6 olsa 12. O zaman kalmaz arkadaşlar. 0, 0, 1 tam. E, burada parçalı uzun 0 olabilir mi? 3. parçalı olamaz. Arkadaşlar şurada dikkat edelim. Burada bize ne demişti? İkisinin eşit, üçüncünün bunlardan farklı. O zaman ben burada dört, dört, dört durumunu alamam. Çünkü üçü de birbirine eşit olur. Tamam bu durumda benim tüm durumum. Kaç tane var arkadaşlar? Dört tane tüm durumum var. Soruda benden eşit uzunlukların parçaların toplam uzunluğunun diğer parçanın uzunluğundan fazla olmasını sormuş. Şimdi bir, bir daha iki ondan fazla mı? Değil. 2 2 daha 4 8'den fazla mı değil 3 3 daha 6 6'dan fazla mı değil 5 5 daha 10 2'den fazla tam benim istediğim o zaman istenilen durum bir tane doğru cevabımız 1 bölü 4 Şekildeki küpte K ve L noktaları bulundukları yüzeylerin ağırlık merkezi verilmiş ve küpün bir kenarı arkadaşlar iki kökki birim verilmiş buna göre bu AKL üçgenin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bir karede buralar iki kökü iki kökü ise köşegen bunun kökü katı olan 4'tür ve orta noktası tabii ki 2 2 böler. O halde burası 2. Aynı şekilde bu da bakın buradaki karenin köşegeni olduğu için burası da 2 olacaktır. Şimdi bunları devam ettirirseniz buranın arkadaşlar iki kökü iki köküden 4 olduğunu biliyoruz. Ee, bakın buralar 2 2 olacağı için kale orta tabandır ve 4'ün yarısı olan 2'ye eşittir. O zaman AKL üçgeni bir eşkenar üçgen olduğundan a kare kök 3 bölü 4'ten alanını bulabiliriz arkadaşlar. Böylece alanı kök 3 olur. Doğru seçenek B. Şekil 1'de dik kenarları 24'e 32 olan üçgen arkadaşlar önce şekil 2'deki gibi katlanmış. Yani bakın şu şekilde katlanmış. Bu buraya gelmiş. Dolayısıyla bu kenarı siz A derseniz burası A olur. Ve burası da 32 eksi a olur. Bakın bu üçgeni dikkat ederseniz Pisagor'dan bulacağınız gibi a'yı arkadaşlar 7, 24, 25'ten de bulabilirsiniz. A yerine 25 yazarsanız burası da 7 olduğu için bu bir 7, 24, 25 üçgendir. O halde arkadaşlar alt tarafa şunları yazıyorum bakın. E, burası 25, burası 7, burası 24. Normalde bu şekil nasıldı? Normalde arkadaşlar böyleydi. Burası bakın 32 idi. Tabi buranın 90 olduğunda söyleyebiliriz. Şimdi şekil 3'teki gibi bir katlama daha yapılmış arkadaşlar. Ee, burası buraya katlanmış. Ee, ama tabi önce gelin bu kenarları bulmaya çalışalım. En baştaki üçgen 24, 32, 40 üçgeniydi arkadaşlar. Yani şurası 40. Dolayısıyla buralar 20, 20. Burası da 15, 20, 25'ten 15 olacaktır. Şimdi tekrar katlanmış bu şekil. Yani buradaki 24'ü katlarsanız buralar ne olacaktır? 12, 12 olacaktır arkadaşlar. Buranın da 20 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 12, 16, 20 üçgenden burası 16 olur. Burası 15, burası 7 idi. Bize de buradaki şeklin e, çevresi soruluyor. E, 15 var, 16 var. 7 ile 12'yi topladım. 19 var. İşte bunların arkadaşlar bize ABC üçgeninde AB üzerinde F, AC üzerinde E ve BC üzerinde D noktası işaretleyiniz denmiş arkadaşlar. Hemen bir ABC üçgenimizi çizelim. Bakın AB üzerinde yani örneğin şurada F. AC üzerinde E yani şurada E. Ve BC üzerinde D işaretleyiniz. Şurası da D olsun. BF ile bd de birbirine eşitmiş. O halde arkadaşlar bakın şu şekilde çizdiğimizde şurayı da birleştirelim. Soruda diyor ki BF ile BD eşit. Yani şurasıyla şurası. Ve DC ile EC eşit. Yani burası ile burası eşitmiş. Buna göre alfa kaç derecedir diye sormuş. Alfa da işte burası oluyor. FDE de 40 dereceymiş. Şimdi arkadaşlar bu açıya M. Buna M dersek. Buna da N N dersek. Bakın bunun dış açısı 2 N. Bunun dış açısı 2 M yapar. Bunun dış açısı 180 alfa yapar. Şimdi gelin 3 dış açıyı toplayalım. 3 dış açının toplamı biliyorsunuz arkadaşlar 360 derecedir. O halde eşittir 360 yazalım. Bakın buradan m n 140 derece. O zaman burası 280 yapar. E, 280'i karşıya attığımızda arkadaşlar ne kalacaktır? E, 80 kalacaktır. Buradan alfa eşittir. 100 derece gelir. Yanıt D'dir. Şekilde arkadaşlar verilenlere göre x nedir diye sorulmuş. C'den bir dik indirelim. Böylece alfa 90 beta dersek. Bakın burası da alfa soruda eşitlenmiş 90 beta. Dolayısıyla arkadaşlar bu içini yeşil yaptığım üçgenle bu içini yeşil yaptığım üçgen bunlar birbirine benzer üçgenlerdir. Peki 45-45-90 üçgeni oluştu bakın burada. Dolayısıyla şu kenara A dersem burası A burası A kök 2 yaptı arkadaşlar. O zaman bu iki üçgenin benzerliğini yazalım. Alfanın karşısında A var. Alfanın karşısında A kök 2 var. 90'ın karşısında x var. 90'ın karşısında 6 var. Bunlar gidecektir. x kök 2 eşittir 6'dan her iki tarafı kök 2'ye bölersek x eşittir 6 kök 2. O da 6 kök 2 bölü 2'den 3 kök 2 bulunur. O halde yanıt B şıkkı olur. Şekilde üçgen, paralel kenar ve yamuk verilmiş. İfadelerinden hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Gelin bunların alanlarını bulalım. 1, 2, bunun tabanı 3, 1, 2, 3, 4'ün yüksekliği 4 arkadaşlar. Dolayısıyla bunun alanı 3 çarpı 4 bölü 2'den 6 yapar. Şimdi bunun yüksekliğinin 3 olduğunu, tabanın da 4 olduğunu görüyoruz. Bunun alanı direkt 3 çarpı 4'ten 12 yapar. Bunun da arkadaşlar üst tabanı 2, alt tabanı 1, 2, 3, 4, 5, 6, yüksekliği de 2, alt tabanı artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2'den bu da 8 yapacaktır. Şimdi alan KLM'ne yani 12 eşit mi? 2 tane alan ABC'ye. Evet 2 tane 6 eşit. Dolayısıyla birincisi doğrudur. Alan PRST en büyüktür demiş. Yani 8 büyüktür, 12 büyüktür, 6 demiş. Bu yanlış arkadaşlar. PT ile TS'nin toplamı. Şimdi onlara bakalım. PT 1'i 2'den kök 5'tir arkadaşlar. Şuradaki dik üçgenden. Yani şurası kök 5. Artı TS o da 2 büyüktür. Nm'den demiş. Nm 1, 2, 3, 4 birim arkadaşlar. Şimdi kök 5 2'den büyüktür. Çünkü 2'nin karesi 4 olduğu için kök 4 2 yapar. Dolayısıyla kök 5 2'den büyük bir sayıdır. Dolayısıyla bu ikisinin toplamı 2.2 dersek örneğin 4.2 yapar. Yani büyüktür. Dolayısıyla bu da doğrudur. O halde 1 ve 3 doğru yanıt Şekildeki üçgenlerden arkadaşlar sarı olanların alanları toplamı yani birine A birine B dersek 10 verilmiş. A artı B 10 yazabiliriz. Alan ABC nedir diye soruluyor. Şimdi burada arkadaşlar D ile C'yi birleştirebiliriz. Bakın dikkat ederseniz CE e bir kenar ortayıdır. Bu taraftan baktığınızda tabanları çift çizgi olduğu için DEC üçgeninin alanı ECF üçgeninin alanı eşit olur. Yani burası da B'dir. Şimdi bu taraftan bakalım. CD bakın kenar ortay olmuş. O zaman burası A artı B ise burası da A artı B olacaktır. A artı B de 10 olduğu için ABC üçgeninin alanı 2 A artı B olduğu için arkadaşlar. Dolayısıyla 20 yapar. Doğru seçenek C seçeneği. Şekilde verilen ABCD yamuğu biçimindeki kağıt AC boyunca katlandığında D noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi olan D üstü noktasıyla çakışıyormuş. Buna göre yamuğun alanı kaç santimetre karedir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi tabi katlamadan dolayı bu 5 buraya gelir ve burası 9 buranın da 15 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bura madem ağırlık merkezi uzattığımız zaman 7.5 7.5 buçuk, buçuk, bu da 5'e 2.5 olur arkadaşlar. Dolayısıyla bu üçgeni dikkat ettiniz mi? Burası 7.5 oldu. Burası 7.5, burası 7.5 oldu. O halde muhteşem üçgen burası 90 derecedir Hemen buraya 90 dereceyi yapıştıralım arkadaşlar. Dolayısıyla bu bir 9 12 15 üçgendir ve 9 12 15 üçgenin alanı da 9 çarpı 12 bölü 2'den 54 yapacaktır. Peki o zaman bu üçgenin alanı 54'müş. Yamukta şöyle yapabiliyorduk. 15'e 54 düşerse yüksekliği aynı olan ve tabanı 5 olanın alanını bulabiliriz. 15'e 54 ise 5'e arkadaşlar 3'te biri 18 düşer. O zaman yamuğun alanı 54 artı 18'dir. Buradan da 72 yapar. Yanıt D olur. Soruda arkadaşlar çarpmadan dolayı eşit açılarla yansıyan top görseli var. Birinci şekilde ve ikinci şekilde de bir bilardo masası verilmiş. Ve bu bilardo masası bir ABCD karesi şeklindeymiş. O halde buraya A, B, C, D diyelim. Şimdi bir de karenin bir kenarına eşit bir EF engeli verilmiş. Bakın şöyle. Şurası E, şurası F. Burası 2 iken burası 4'müş arkadaşlar. Ee, daha sonra D noktasından e, elastik bir top bu EF engeline çarpıp tekrar D noktasına dönmekteymiş. Aynı yoldan gidiyormuş. O zaman onun aldığı yolu da şöyle maviyle göstereyim arkadaşlar. Buradan geliyormuş ve tekrar buradan geldikten sonra tekrar gidiyormuş. tabii aynı açıyla geleceği için tekrar döneceği için Burası 90 derece olmak zorundadır arkadaşlar. E buna göre topun engele çarpıp tekrar D köşesine gelene kadar almış olduğu yol kaç birimdir? Yani bu mavi çizginin iki katı soruluyor bize arkadaşlar. E şimdi buraya ben A dersem e, ya da buraya A diyelim. Burası o zaman A artı 2 olur. Çünkü kenarların A artı 4, A artı 4 olması lazım. Ve EF engeli de bir kenara eşitti. Bir kenar bakın A artı 4 olduğundan burası da A artı 4 olur arkadaşlar. E, bu üçgeni dikkat ederseniz EFB üçgeninde A, A artı 2 artı 4 ikişer ikişer arttığına göre arkadaşlar bu bir 6 8 10 üçgenidir. Yani buraya 6 buraya 8 buraya 10 yazabiliriz. Demek ki bizim A'mız 6'ymış arkadaşlar. Peki bundan sonra hocam X'i nasıl bulacağız? E, onun için de benzerlikten de yapabiliriz ama ben alandan gitmek istedim. E, uzatıp şöyle benzerlikten de yapabilirsiniz EF'yi uzatıp bir kenarın 10 olduğunu biliyoruz. Bakın buradaki dik üçgenin alanı 10 çarpı 2 bölü 2'den burası 10. 10 çarpı 4 bölü 2'den burası 20. Burası zaten 6 çarpı 8 bölü 2'den 24 oldu. Karenin alanı kaç? Karenin alanı 10'un karesinden 100 arkadaşlar. Şimdi diyorum ki ben karenin alanından bu 3 tane yuvarlak içine aldığımız üçgenlerin alanlarını çıkaralım. 10, 20 daha 30, 24 daha 54 yaptı. Böylece arkadaşlar 46 kalır nereye? işte sarıyla yazıyorum bu üçgenin alanı şu an 46 oldu o zaman arkadaşlar bu üçgenin alanını gelin şöyle yazalım 46 eşittir tabanı 10 yüksekliği x bölü 2 şeklinde yazabiliriz ee, buradan da 5x eşittir 46 ya da aslında sadeleştirmeden de 2 katını alsak daha kolay böleriz o yüzden tekrar 2 ile çarpıyorum ee, buradan arkadaşlar 92 oldu x buradan 9,2 olur ama cevap 9,2 değil. Çünkü gidip geldiğine göre iki tane 2 tane 9,2. Yani bunları toplayacağız arkadaşlar. E, bu da ne yapacaktır? Şekilde F'ye kaç bindir diye sorulmuş. Bu açıya alfa dersek, buraya beta dersek. Bakın köşe tam 90 olduğu için arkadaşlar. Burası tekrar alfa, 90 beta olur. O zaman e, şu sarı üçgenle arkadaşlar. Şuradaki yeşil üçgen benzerdir açıları aynı olduğu için. Hatta hipotenüs seri ikisinin de 13 olduğu için bunlara eş üçgenlerdir diyebiliriz. O zaman alfanın karşısı 5 ise burada da alfanın karşısı 5 olacaktır. 5, 12, 13 üçgeninden dolayı şurası 12 olacağı için buraya 7 kadar arkadaşlar. Yanıt D olur. DE 4 cm ve CD açısı 120 derece olan yani şurası 120'miş arkadaşlar. E, şekil 1'deki CDF eşkenar dörtgen biçimdeki çerçeve CE dik AB olacak şekilde C noktasından duvara asılıyormuş. Tam dikey olarak asılıyormuş arkadaşlar yani. Depremin etkisiyle çerçeve sağa sola doğru sallanıyor. Sallanma sırasında anlık görüntüler birleştirdiğinde yeşil çerçevenin CD2 kenarı ile gri çerçevenin CF1 kenarının arkadaşlar e, AB'ye dik konumda çakıştığı görülüyormuş. Buna göre CE1 E2 noktalarının birleştirilmesiyle oluşan üçgenin alanı kaç santimetre karedir diye sorulmuş arkadaşlar. Evet şimdi burada tabi bir kenarın 4 olduğunu biliyoruz. Yani burası 4. E, kısacası burası da 4. Burası da 4. Ve buranın 120 olduğunu biliyoruz. 120 ise şuradaki açı ne olacak? 60 olacak. Ve ortadan çizdiğimizde arkadaşlar buralar 30-30 olacaktır. Onu o zaman şöyle biraz daha Net gösterelim. Bakın şöyle çizdik, şöyle, şöyle. Şurası 30, şurası 30. E peki buraların da 30-30 olduğunu biliyoruz arkadaşlar, e, 60 derecenin dolayı. Artık C E1 E2 üçgeninin alanını bulabiliriz. Şöyle ki, bu köşegenler arkadaşlar tam buraya geleceği için. Bakın şöyle bir üçgen elde ettik. Ve bu üçgen dikkat ederseniz tepe açısı 60 derece olduğu için eşkenar üçgendir. 4'e e 4'ten burası 4 köküç oldu. O zaman bize aslında şurası 60 ve burası 4 köküç, burası da 4 köküç olan, kısacası bu eşkenar üçgenin alanı soruluyor. Eşkenar üçgenin alan formülü a kare köküç bölü 4'tü. Yani arkadaşlar bir kenarın karesi çarpı köküç bölü 4. Bu 48 yapar. 48